sizi silah altına alıp hayatınızın belli bir döneminde zorunlu olarak askerlik yaptırma fikrinin bir Alman tarafından verildiğini biliyor muydunuz? Hem de Osmanlı ordusunda maraşerlik yapmış, kurmay başkanlığa kadar yükselmiş bir Alman tarafından. Kolmer von der Goltz. Namı değer Goltz Paşa. Peki bu Alman'ın Şanlı Osmanlı ordusunda işi neydi? Enverleri, Talatları, Mustafa Kemalleri yetiştiren Şanlı Osmanlı ordusu neden yurt dışından komutan getirdi? Cevap basit. Enverleri, Talatları, Mustafa Kemalleri yetiştirsin diye. Golç Paşa'ya yarı Türk desek yeridir. Zira kendisi Türk topraklarına Türk bayrağıyla gömülmeyi vasiyet edecek kadar bizden biri olmuştu. Peki Golç Paşa neden Almanya'dan ithal edildi? Hadi gelin birlikte öğrenelim. Avrupa'nın 16. ve 17. yüzyıllarda yapmış olduğu Rönesans ve Reform hareketleriyle birlikte coğrafi keşifler tarihsel bir devrim yarattı. Akılcılığın ve bilimin ön plana çıktığı bu devrimin etkisi Osmanlı Devleti için felaketti. Osmanlı Devleti'nin elinde tuttuğu Akdeniz ticareti ve İpek Yolu kısa sürede etkisini kaybetti ve Osmanlı kan kaybetmeye, askeri olarak da batılı rakiplerinin gerisinde kalmaya başladı. Batı sanayi devrimini çoktan yapmış, modern silahlarını seri üretim bantlarından çıkarıyor. Bizse hala Fatih devrindeki gibi atölyelerde çağın çok gerisinde kalmış silahlarımızla cebelleşiyorduk. Öte yandan bu çağ dışı silahlar çağ dışı Osmanlı askerlerine veriliyor ve sahada başarı bekleniyordu. Osmanlı askeri eğitimsizdi. Batı subay okullarında askerler yetiştiriyorken bizim askerimizin çoğu alaylıydı. 93 Harbi'nde Rus ordusu Osmanlı'nın canını okuyup İstanbul'u işgal etmenin eşiğine geldiğinde ordumuzun içinde bulunduğu vahim durum Sultan 2. Abdülhamit'i bir şeyleri değiştirmeye mecbur bıraktı. Burada bir dip not eklemek gerekiyor. Osmanlı ordusunu modernize etmeye çalışan ilk sultan 3. Selim'di. O da tıpkı Sultan Abdülhamit gibi dış kaynaktan destek almış, Fransızlarla işbirliğine gitmişti. Ve Fransızlarla yapılan teknoloji transferinde Nizam-ı Cedid adında yeni düzen ordusu kurmuştu. Ama Yeniçerilerin gazabına uğrayan sultanlar kervanına katılmaktan kurtulamamıştı. Bu bir başka videonun konusu olacağı için bu videoda Sultan II. Abdülhamit döneminden devam edeceğiz. Özellikle Avrupa'nın birbirine girdiği 7 yıl savaşlarında Prusya'nın askeri başarısı Osmanlı devlet erkanının zaten dikkatini çekmişti. Bu 7 yıl savaşları öyle bir savaş ki bugünkü dünya düzeninin temellerinin atıldığı bir döneme tekabül ediyor. Fransa'nın güç kaybederek Fransız ihtilaline giden sürecin başlaması ve Hindistan'daki kolonisini İngiltere'ye devretmesi, İngiltere'nin denizlerde mutlak bir üstünlük sağlayarak kolonilerini genişletmesi, bununla beraber savaşın getirdiği mali yükü Amerika kolonisine ek vergiler getirerek karşılamaya çalışması, bunun sonucunda da Amerika'nın bağımsızlığına giden süreç. Bizi yakından ilgilendiren ise Prusya'nın Avrupa'nın askeri ve politik bir gücü kabul edilmesi ve Alman İmparatorluğu altında birleşme sürecinin başlaması. Osmanlıların gözünde Prusya ve sonrasındaki Alman İmparatorluğu Orta Doğu üzerinde çıkarları olmayan güçlü bir ülkeydi. Bununla birlikte Fransa ve Birleşik Krallığa tamamen bağımlı hale gelen Osmanlı bu iki devleti dengeleyecek başka bir kutba ihtiyaç duyuyordu. Neticede Almanya ile yani o dönemin Prusya'sıyla ile iş gidildi ve 1882 yılında ilk Alman heyeti İstanbul'a davet edildi. Heyetin en dikkat çeken ismi hiç şüphesiz Kolmar von der Goltz'tu. Kendisi aynı zamanda Osmanlı topraklarına gelen Almanlar içerisinde en çok çalışan, en çok fayda sağlamak isteyen isimdi. Osmanlı Askeri Akademisi'nde çalışmaya başlayan Goldsun ilk taleplerinden birisi askeri öğrencilere uygulanan dayak cezasının kaldırılmasıydı. Golç Paşa göreve başlar başlamaz askeri eğitim hakkında bir rapor hazırlayarak eksikleri tek tek saptamıştır. Bu eksikliklerden en belirgin olanı ise ordunun içindeki subayların sadece çok küçük bir kısmının eğitimli, kalanların ise çavuş ve er kökenli olmaları. Koskoca Osmanlı ordusunda savaş taktiklerine hakim subay sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Dahası bu subaylar talim yapmıyordu. Daha doğrusu yapamıyordu. Osmanlı ordusunda yükselmenin ilk şartı padişaha sadık olmak, kısacası dalkavukluk yapmaktı. Liyakatin zerre önemi yoktu. Sultan II. Abdülhamit Biyatçı üst kademeyi liyakate tercih etmişti. Almanya'ya konuyla alakalı bir rapor yazan Gold gözlemlerini şöyle aktarıyordu. Padişahın evhamı yüzünden burada gerçekten iyi bir ordu kurulamaz. Atış eğitimleri zamanında o kadar sinirleniyor ki bazen istifamı verip onu kendi amacına kendi başına ulaşmasını sağlayabiliyor alamaya bırakmayı düşünüyorum. Askeri birliklerin yığınak yapması gerektiğinde bunun arkasında bir darbe komplosu olabileceğinden korkuyor. Belki de orduyu kuvvetlendirmekten ziyade onu savaşa yaramaz bir güç halinde tutmak istiyor. Padişah'ın kendi ordusunu kendisine düşman sayması yüzünden bütün girişimlerim sonuçsuz kalıyor. Kendi ordusunu Rusların, Bulgarların, İngilizlerin bir aradaki ordusundan daha tehlikeli bir düşman gibi görüyor. İlginçtir ki Golç Paşa kısa sürede Osmanlı askerleri arasında bir ev haline gelmiş. Onu yetiştirdiği subaylar önce 1908 devrimini gerçekleştirmiş, sonra da Sultan II. Abdülhamit'i tahttan indirmişti. Golç Paşa, Fransız askeri sistemi üzerine inşa edilen Osmanlı ordusunu Alman modeline dönüştürmek için gece gündüz çalışıyor. Özel olarak seçilmiş öğrencileri uzmanlık eğitimi almaları için 2-3 yıllığına Almanya'ya göndermeyi öneriyordu. Almanya'ya gönderilen bu öğrenciler Alman ekolünü benimseyip Alman sistemine aşık olsunlar diye özel olarak kendileriyle ilgileniliyordu. Mesela tren biletleri Alman Genel Kurmayı tarafından karşılanmak üzere askeri tatbikatlara, geçit törenlerine bu öğrenciler özel olarak getirtiliyor ve en ön sıradan töreni izlemeleri sağlanıyordu. Bunu da tabii ki bizim kara kaşımız, kara gözümüz için yapmıyorlardı. Almanya silah sanayisi için yeni bir pazar arayışındaydı. Osmanlı Devleti de bunun için çok önemli bir adaydı. Mesela Goldpaşa döneminde Osmanlı ordusu Alman tipi mavzer piyade tüfekleri kullanmaya başlamıştı. Golç Paşa'nın Silahlanmış Ulus isimli kitabı kısa sürede Osmanlı Türkçesine çevrilmiş ve okullarda okutulmaya başlanmıştı. Golç Paşa'ya göre genç erkeklerden başlamak üzere tüm ulus savaşa hazırlanmalıydı. Bunun en basit yolu da belli bir dönem silah altına alınarak askeri eğitimlere tabi tutulmalarıydı. Askeri kural ve uygulamalar sivil hayatın bir parçası olmalı, subaylar toplumun ayrıcalıklı bir sınıfını oluşturmalıydı. Bu sayede hem askerlik kutsallaştırılarak herkesin imrenerek bakması, bünyesine katılmak için çabalaması sağlanacak hem de ülke top yükün savaşa hazır olacaktı. Bu fikir kısa sürede Jön Türkler tarafından benimsendi ve devamında da Mustafa Kemal tarafından Genç Türkiye Cumhuriyeti'nde devam ettirildi. Geldiğimiz bu noktada 6 ay seve seve yapıyorsunuz. Pardon yapıyoruz. Bedelini ödediğimiz zaman başka tabii. Goç Paşa Osmanlı İmparatorluğu'nun zaaflarını da çok iyi tespit etmişti. Ona göre en büyük zayıflığımız sınırlarımızın genişliğiydi. Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu milliyetçilik akımı imparatorluğun birçok yerini yangın yerine çeviriyor. Merkezi yönetim de isyan çıkan yerlerde çaresiz kalıyordu. Sınırlar küçültülmeli. Orta Doğu ve Arap Yarımadası'ndaki topraklar terk edilmeli. Osmanlı Devleti Türk milliyetçiliği üzerine inşa edilmeliydi. Başkent ise burası çok ilginçtir. Konya civarlarına taşınmalıydı. Tanıdık geldi değil mi? Ama bitmedi. Golç Paşa Ermenilerin stratejik olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinden Mezopotamya taraflarına zorunlu olarak göç ettirilmelerini savunuyordu. Ona göre Osmanlı'nın jeopolitik konumunun korunması için devletin yalnızca İslami unsurlardan oluşması gerekiyordu. Birinci Dünya Savaşı'na hazırlanılan bu dönemde yabancı etnik unsurların Osmanlı'nın zayıf noktası olduğunu, Ruslara karşı etkili bir savunma yapabilmek için onların doğal müttefiki olan Ermenilerin Doğu Anadolu bölgesinden Mezopotamya çöllerine sürülmelerinin kaçınılmaz olduğunu savunmuştur. Osmanlı ordusundaki görev süresi boyunca Türk subaylarını Alman ayranı yapmaya amaçlayan Golç Paşa, bu amacına ulaşmış olsa da kendisi de sonunda bir Türk hayranı olmuştur. Alman devletine ve imparatoruna sadakat yemini etmiş olan bu büyük komutan Alman çıkarları için çalışmış olsa da neticede mezarının başına Türk bayrağı çekilmesini vasiyet edecek kadar bizden biri olmuştur. Osmanlı'nın genç kadroları da kendisini bir efsane olarak görmüş. Almanya ne zaman kendisinin görev yerini değiştirse Osmanlı subayları farklı görevler için Golçpaşa'nın tekrar Osmanlı topraklarına gelmesini talep etmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun birçok cephede idare eden Goç Paşa İngilizlere karşı büyük zaferler elde etmiş ve Kutul Amare'nin de mimarlarından olmuştur. Ama ne yazık ki Kutul Amare zaferini göremeden Bağdat'ta 6. Ordu kumandanı iken yakalandığı tifüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Evet arkadaşlar sizlere tarihimizde önemli bir yere sahip olan Cennet Mekan Goç Paşa'yı dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım sizlere bir şeyler katabilmişimdir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerimi kaçırmamak ve bana destek olmak için videoya like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.